Benim gibi Tesla yatırımcılar için zor günler. Son bir ay gerçekten çok acı vericiydi. Son bir aydaki değer kaybı %35'leri buldu. Oysa oraya kadar iyi gidiyorduk aslında. Dünyadaki bütün bu olumsuzluklara rağmen Tesla iyi gidiyordu. Nasdaq'tan iyi gidiyordu. Geçen yıla göre hatta bir miktar yeşilde kalmayı da başardık. Ta ki nereye kadar? Ta ki o Powell denen Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına kadar bir ay önceki. O gün Tesla ilk sert düşüş yaşadı. Ve o gün bugündür hakikaten yıldızlar ters mi dizildi? Mars bir yerlere mi geri dönüyor? Ne oluyor bilmiyorum. Astrolojiden anlayan varsa beni bilgilendirsin. O gün bugündür kötü haberler bitmedi ve Tesla %35 bir ayda eridi. Peki neler oluyor? Ve bundan sonra ne olacak? Aranızda Tesla yatırımcıları olabilir, düşünenler olabilir. Ama yatırımcı olmanın dışında Tesla ilginç bir şirket. Elon Musk gibi tuhaf bir CEO'su var. Dünyayı değiştirmeye aday bir şirket. Dünyanın en değerli firmalardan bir tanesi. Neler oluyor? Gelin bugün bir konuşalım. Bir yatırımcının gözünden derin bir analiz yapmaya çalışacağım size için. Hazırsanız başlıyoruz. Başı dertte olan tek teknoloji firması Tesla değil. Nasdaq borsası, yani teknoloji firmalarının toplandığı endekste yılbaşından beri %36 kayıp var. Bu tarihteki en büyük ikinci kayıp, daha büyüğü 2008 finansal krizinde %40'la yaşanmış. Ama henüz yılın sonuna gelmedik. %4 daha düşülebilir pekala. Bu durumda tarihteki en kötü teknoloji hissesi performansı olan yıla denk gelmiş durumdayız. Tesla da bundan aynı şekilde tabii etkileniyor. Peki teknoloji firmalarında düşüş neden daha sert oluyor? Çünkü bu şirketlerin değerlemesinin çok büyük bölümü gelecekte kazanılacak paralara dayanıyor. Faizler arttıkça reskont, yani o gelecekte kazanacağınız parayı bugüne çektiğiniz paydadaki faiz oranı artıyor. Bu da değerleri otomatikman düşürüyor. Ayrıca yatırımcılar resesyon ortamında insanların teknoloji ürünlerine para harcayıp harcamayacaklarına emin değiller. Bu da yine bu hisseleri olumsuz etkiliyor. Tesla da maalesef buradan payını almış durumda. Peki tamam da bir ay öncesine kadar neden çok etkilenmiyordu, şimdi daha çok etkileniyor? Orası biraz enteresan açıkçası. Bir kere bir ay öncesine kadar anladığım kadarıyla Merkez Bankası konusunda insanlar biraz daha olumluydu, gevşer diyorlardı. Biraz Tesla'yı o ayakta tutuyordu. Ama onun dışında Tesla'nın kendine özgü bir kısmı da açıkçası Elon Musk'ın kendi kendine yarattığı bazı problemler var. Ve bunlar son bir ayda arka arkaya ortaya çıkmaya ve yatırımcıları korkutmaya başladı. Tesla hissesini çok olumsuz etkileyen ilk haber 3. çeyrek satışlarıyla ilgili oldu. Tahminlerden 20 bin daha az araba satmıştı Tesla ve piyasa bundan korktu. O gün yanılmıyorsam %10'luk bir düşüş yaşadık. Çünkü yatırımcılar Tesla'ya olan talep azalıyor mu diye korktular. Özellikle Çin'deki taleple ilgili endişeler vardı. Çünkü Çin'deki rezervasyon rakamlarında düşüş var. Bir yandan da satış az olunca paniğe kapılındı. Tesla açıklama yaptı. Dedi ki yok ya öyle bir sorun. Biz sadece arabaları Avrupa'ya, başka ülkelere yollamaya çalışıyorduk. Teslimatta sıkıntılar oldu. Son anda teslimat isteyince de gemiler fazla para istediler. Navlunlar yükseldi. Biz de biraz sakin gitmeye karar verdik. Aslında bu arabalar satılmış durumda. Sadece teslim edilmediği için satılmamış gibi gözüküyor dedi. Ama piyasa aldırmadı. Piyasa dedi ki Tesla'ya olan talep düşüyor. Ve Tesla'ya olan talep çok önemli çünkü Tesla yüksek değerli bir şirket. Yani kazandığı paraya veya satışa göre hisse senedinin değeri çok yüksek. Bu gelecekteki büyümeye olan güvenden geliyor. Yıllık olarak Tesla'nın %50 civarında büyümesi öngörülüyor. Bundan en ufak bir sapmada piyasalar paniğe kapılıyorlar. Ben açıkçası Tesla'nın açıklamasına inandım. Yani orada belli Çin'de bir sorun yaşadılar. Belki bir fiyatlama sorunu yaşadılar. Belki Çin tüketicisi bir indirim bekliyor. Son anda ihracata karar verdiler. Onda da gemilerde sıkıntı oldu vesaire. Ama Tesla'ya olan talep bence en azından o çeyrek itibariyle hala kuvvetliydi. Ama Walmart öyle değerlendirmedi. Dedi ki bak Çin resesyona giriyor. Talep düşüyor, bu Tesla'yı bozar, bu diğer ülkede sıçrar. Ve bir günde %10, sonra da birkaç güne daha yayıldı bu düşüşler. Tesla'nın hisse senedine darbe vuruldu. Açıkçası ben o dönemde satmadım çünkü şöyle düşünüyordum. Tesla ile ilgili iki büyük mesele var. 19 Ekim'e ikisi de kilitlenmiş durumdaydı. Bir tanesi Elon Musk Twitter davasında mahkemeye çıkacak. Biraz sonra bahsedeceğim. İkincisi de yine 19 Ekim'de Tesla'nın bilançosu açıklanacaktı. Satışlarda bir düşme var gibi. Yani düşme var derken bu arada yanlış anlamayın. Geçen yıla göre %44 artış var. Otomobil sektöründe görülmemiş artışlar bunlar. Ama hani beklentiye göre bir düşüş olunca acaba bilanço mu olumsuz etkilenir? Ondan da korkular var. Biraz sonra konuşacağız. Ben öyle düşünmediğim için Twitter davasında da Elon Musk'ın kazanacağına inandığım için satmadım. Belki de pek iyi fikir olmadı.
Çünkü daha satışlardaki eksik kalmanın şokunu üzerimize atamadan Elon Musk'tan yeni bir şok edici açıklama geldi ve dedi ki Twitter'ı satın almaya tekrar karar verdi. Biliyorsunuz daha evvel Twitter'ı almak istemişti. Önce Twitter direndi, sonra Twitter tamam olabilirsin dedi. Sonra Elon Musk cıvıdı. Sonra Twitter Elon Musk'ı dava etti ve dedi ki almak zorundasın. Benim hissedarlarım senden çok etkilendi dedi. Anlaşılan o ki Elon Musk mahkemeyi kaybedecek gibi gözüküyor. Çok da kötü bir durum var burada açıkçası. Twitter'ın o dönemki değerlemesi 44 milyar dolardı. Normal diğer şirketlerin performansını çizse bugünkü değeri 20 milyar dolar civarlarında olurdu. Yani olması gerekenin iki kat üstü bir fiyata Elon Musk Twitter'ı almak zorunda kaldı. Peki bundan Tesla'ya ne? Çok alakası var maalesef. Şok açıklamanın ardından Tesla hisseleri yine çok sert düşmeye başladılar. Sebebi Elon Musk Twitter satın alması nasıl finanse edecek? Acaba yine Tesla hissesi mi satacak sorusuydu. Daha evvel geçen sene biz bunu yaşadık ve Tesla hisseleri o günlerde de sert düştü. Twitter satın alması için para toparlıyordu. Ama o gün bugündür finansal pazarlar iyice bozuldular. Acaba daha evvel Elon Musk'a satın almada destek vermek isteyen hem kredi verenler hem diğer hissedar olmak isteyen insanlar cıvır mıydı? Bu Elon Musk'ın başına yeni dertler açar mıydı? İşte bu korkular devreye girdi ve Elon Musk yeniden hisse satacak korkusuyla panik satışlar piyasaya yayıldı. Açıkçası bu konuda bir tahmin yürütemiyorum. Ben mahkeme tarihine kadar bakacaktım. Mahkemeyi beklemeden Elon Musk açıklama yapınca ben de biraz terste kaldım. Ama bakalım neler olacak göreceğiz. Ben Elon Musk'ın kolay para bulabilen bir insan olduğunu düşünüyorum. Zaten onu bir ispatladı, bir şov yaptı biliyorsunuz. Bir parfüm çıkarttı, Burning Hair, yanan saç diye. Ve onu da Boring Company, bu tünel kazıma şirketi üzerinden internette satışa çıkarttı. Kendi Twitter hesabını kullanarak ve 20 bin şişeyi çok hızlı sattı. İçeriye 2 milyon dolar para soktu. Espri de yaptı, alın ki bunu dedi, Twitter'ı satın alabileyim. Bence orada aslında biraz şov yapıyor. Bir tanesi ben parayı kolay bulurum diyor. İkincisi de Twitter'ı satın aldığında onun performansını nasıl yükselteceğine dair yatırımcılara bir mesaj veriyor. Ben öyle okudum, yoksa durup dururken niye parfüm çıkarasın? Ama açıkçası oradaki hem yasal süreç oldukça karmaşık, hem Amerikan finansal piyasaları oldukça karmaşık. İçeride ne olup bittiğini bilmek biraz zor. Bundan dolayı piyasalara hak da vermiyor diyelim. Çünkü Elon Musk eğer ciddi bir hisse satışına zorlanırsa piyasa daha da aşağı çekecektir hissenin fiyatını. Şimdi bu iki korkumuz var. Üçüncü bir korku bilanço nasıl gelecek? Bilanço kötü mü gelecek, iyi mi gelecek? 19 Ekim'de açıklanıyor o da. Bazı tahminler kötü gelebilir diyor. Çünkü kur farkı yiyecek. Biliyorsunuz Amerikan doları çok kuvvetlenmiş durumda. Oysa Tesla'nın satışlarının %60'ı Çin ve Avrupa pazarlarında. Oralardan bir kur farkı yiyebilir deniyor. Maliyetlerinde artışlar olabilir deniyor. Ben tersini düşünüyorum ama bilanço konusunda da bir korku var açıkçası. 19 Ekim bilançosu kötü gelir diye de insanlar önden satış yapıyorlar, ön önlem alıyorlar diyelim. Bir diğer mesele de kaldıraçlı işlem yapanlar. O kaldıraçlı işlemler yapanların kapılarını şu sıralar broker şirketleri çalıyor. Ne demek kaldıraçlı işlem? Sizde olmayan parayı kredi olarak kullanıp gidip hisse alıyorsunuz. O hissenin değeri çok düşünce de bu sefer aldığınız kredinin teminatı kalmıyor. Özellikle dün yaşanan %7,5'lu düşüşün içerisinde bunun etkisi var diye düşünüyorum. Çünkü Google'da mesela margin call, bu tip durumlarda bankanın veya yatırım şirketi sizi arayıp parasını geri istemesine margin call deniyor kısaca. Orada acayip arama var Google aramalarında. Bence pek çok insan dün o durumla karşılaştılar. Google'da aradılar ben ne yapmam gerekiyor şimdi diye. O da tabii satış baskısını daha da hızlandırıyor. Çünkü satmak dışına çaren kalmıyor. Satıyorsun ki bankanın parasını ödeyesin. Bu da işleri biraz bozuyor. Evet, yıldızlar ters dizilmiş deyince inanmamıştınız belki bana. Hakikaten bu kadar olayın bir aya sığması inanılır gibi değil. Benim gibi uzun vadeli yatırımcılar satmıyor. Herkesin bir dayanma noktası var. Ben dayanacağım daha. Ben çünkü Tesla'dan zamanında çok kazandım. Hatta alıyorum da diplerde ama yani canım sıkılmıyor da değil. Ve baktığımda işte cuma günü kapanışta 204 dolarlar civarındaydı ise daha da aşağı gitme ihtimali bu hafta başında var. Çarşamba günü geliyor bilanço. Bilanço çok iyi gelirse toparlarız. Gelmezse başımız dertte. O zaman ben de bakacağım neler yapacağıma. Tesla'nın geleceğe yönelik muazzam projeleri var. Robot projeleri, otonom sürüş projeleri, daha piyasaya çıkartmadığı çok sayıda yeni modeli var. Mesela en önemlilerinden bir tanesi pick-up kamyoneti Cybertruck. Bir yandan yapay zeka tarafındaki gelişmelerden yeni hizmetler yaratabilecek. Bir yandan pil tarafı genişliyor. Bir yandan yeni fabrika duyuruları gelmek üzere. Bir yandan üretim verimliliklerini artırıyor. Yani ben çok olumlu bakıyorum Tesla'nın geleceğine. Ama kısa orta vadede biraz daha dayak yememiz mümkün gibi gözüküyor. İşte bugünler zaten yatırımcıyla trader'ı ayıran günler. Uzun vadeli yatırım portföyüme dokunmayacağım ama kısa vadede bakacağız neler olacağını. Durum böyle.
Merak ediyorum sizin de görüşlerinizi. Tesla yatırımcısı var mı aranızda bilmiyorum. Sorular varsa onları lütfen aşağıya yazın. Mümkün olduğunca hepsine yanıt vermeye çalışacağım. Daha da iyisi bizim Gelin Yatırım ve Gelecek toplumumuza katılın. Bütün içerikler e-mailinize düşsünler. Artı orada bazı tartışmalar vesaireler de dönüyor. Dilerseniz ücretli modele geçip WhatsApp gruplarına katılabilirsiniz. Çünkü canlı anlık yayınlar yapmaya çalışıyorum kritik dönüm noktalarında. Ayrıca eğitimler yapıyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. Oraya da gelin. Linkini aşağıya ve yukarıya bırakıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.